Dersimiz sosyal bilgiler. Bu dersimizde hava durumu ile ilgili bilgiler edineceğiz. Hava nasıl oralarda? Hava durumu. Bir merkezde kısa süre içerisinde sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgar gibi hava olaylarının günlük durumuna hava durumu denir. Hava durumu birkaç saatte değişebildiği gibi bazen birkaç günde aynı olabilir. Hava durumunu belirtmek için çeşitli haritalar kullanılır. Bunlardan birisinin de illerdeki sıcaklık derecelerini, hava olaylarını gösteren haritadır. Grafikler. Hava durumunu resimli grafiklerle de gösterebiliriz. Aşağıda gördüğünüz gibi açık, az bulutlu, çok bulutlu, gök gürültülü, sağanak yağışlı, karlı, karla karışık yağmur, parçalı bulutlu, kuvvetli rüzgar, sisli, sağanak yağmurlu, yağmurlu gibi grafiklerimizi görüyorsunuz. Hayatımızda hava durumu ile ilgili bilgileri öğrenmek insanlara yaşamlarına kolaylık sağlar. Dışarı çıkarken hava durumuna uygun giyiniriz, hava durumuna uygun seyahat ederiz. Çiftçiler havanın durumuna göre tarlalarını ekerler. Resimde gördüğünüz gibi güneşli havada tarlasını ekiyorlar. Yolcu taşımacılığı, uçak ve vapur seferleri hava durumuna göre düzenlenir. Balıkçılar hava durumuna göre denize açılırlar. Denizler fırtınalı ve yağışlı ise o gün balığa çıkmaktan vazgeçerler. Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleriyle inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalıdır. Meteoroloji, sıcaklık, yağış, nem, basınç, rüzgar değerlerinin ölçümlerinin çeşitli aletler tarafından yapılır. Ölçümler her saat başı sıcaklık ölçer termometre ile, basınç ölçer barometre ile, nem ölçer hidrograf ile, yağış ölçer pluviyometre gibi aletlerle yapılır. Teknoloji. İnsanlar eskiden hava durumlarını takip etmek amacıyla çok değişik yöntemler geliştirmişler. Sürekli doğayı gözlemlemişler ve edindikleri bilgilerle hava durumlarını tahmin etmede kullanmışlar. Günümüzde ise teknolojik gelişmeler sayesinde çok hassas ölçümlerle neredeyse hatasız hava tahminlerinin yapılır. Takvim yaprağı. Bugün bu tür bilgileri yalnızca takvim yapraklarında görebiliyoruz. Birçoğumuz kırlangıç fırtınası, koca karı soğukları, cemrenin havaya, suya, toprağa düşmesi gibi tabirleri büyüklerimizden duymuşuzdur. Geçmişte at kestanesi ağaçlarının çiçeklenmesini, havaların iyiye gittiğinin göstergesi gibi birçok gözlemler yapılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hazırlayan 4. sınıf öğretmeni Zeliha Tokuç.